من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Ders yapanlara söylüyorum. Notlarımı alarak geliyorum. Dersime çalışıyorum. Mukaddeme yapacağım yerleri yapıyorum. Niçin gösteriyorum? Öyle langur lungur tombala çeker gibi. Bakayım ne çıktı size. Şöyle ders olmaz. Ne çıktı? Latif bir rüyanın kadere ait bir meseleyi şuhut derecesine bize kanaat verdiği gibi diye şey yapıyor. Hadisat vücuda gelmeden evvel mukadderdir, malumdur, muayyendir, kader ilahinin mizanı ile geliyor. O için kimse kimseye itham etmeyin. Bak böyle yazıyor. Aramızda kim varsa niye böyle oldu? Hadisat vücuda gelmeden evvel mukadderdir. İtiraz edenler. Hadisat vücuda gelmeden evvel mukadderdir, malumdur, muayyendir, kader ilahinin mizanı ile geliyor diye. Bu rüknü imanı bize gayet latif ve katı bir nümune oldu. Bu çıktı. Ne çıktı diyeyim, gördün mü? Demek ki böyle de oluyormuş yani dersi. Ben Mustafa. Çok hadisat değil mi? Garip değil mi? Hadisat vücuda gelmeden evvel mukadderdir. Bunlarla kalıp şu söyleyeyim size. Musa Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam arasındaki, dersimiz değil de, daha başlamadık. Semai dünyada, ikisi ötelerde, bir araya gelince Musa Aleyhisselam demiş ki, ey beni Adem'in, Adem'i, babası. Ya diyor, o hatayı yapmasa, okusun istemesen de çocuklarını, torunlarını dünya denilen bir mehlekeye böyle sıkıntıya düşer olmasalar, yani anladınız değil mi, cennetten çıkmamış olurdu. Olmaz mıydı diyor. Niye yaptın diyor. Mustafa nasıl soru değil mi? Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam soruyor. İkisi de ululaz peygamber. Adem Aleyhisselam diyor ki, ya evlat, ey evlat, ey Musa. Sen bilmez misin ki hadise vücuda gelmeden evvel 40 bin yıl önce Lef-i Mahfuz'da yazılır. Lef-i Mahfuz ispatta yazılır yani. O vücuda gelir. Diğerleri bahanedir. Lütfu kahrın, lütuf da kahrı da ikisi aynıdır. Hemen oraya oturtur şey. Gel. Ha, oraya. Lütfu kahrın, şeyin vahid, ikisi aynıdır. Lütfu da kahrı da aynıdır. Bilmeyen ciddi azap. Peki kim kurtulur? O azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Lütfu kahrın, şeyin vahid. Tek boyutlu mu? Çift. Hoş ver artık. Kader, kader oluyormuş. Ötekiler de, peki biz ona alet oluyoruz. Kusuru derüfte edersen, oradaki hasenata ortak oluyorsun, günahına ortak olmuyorsun. Gelişen hadiseler, senin üzerinde gelişen hadiseye, hasenata ortak oluyorsun, seyyata ortak olmuyorsun, anşartta kusuru derüfte edersen. Adem Aleyhisselam kadar kusur değil. Adem Aleyhisselam ne dedi hadisede? Beni Adem'in dünyada türemesine sebebiyet verdi. Dedi ki, ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ve Adem Aleyhisselam peygamberlikte devam etti. Ve Allah da affetti. Ve bütün beni Adem'in sıbabına ortak etti. Şu anda ortak. Şeytan dedi ki, beni sen azdırdın dedi. Bütün mesuliyeti ona yükledi. Beni Adem'in
bütün sevaplarından mahrum oldu, bütün günahlarını yükletti. Peki, dersimizi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan önceki siz dakikayı saymıyoruz. Tamam. Konumuz şu. İnsan niye kendisini kötü hisseder? Birkaç yerlerde, farklı yerlerde yapıyorum. Farklı noktayı nazarla. Çünkü o kadar ihtiyaç var, o kadar ihtiyaç var, o kadar ihtiyaç var ki. Tamam. Diyor ki, beni bir yerden bir yere götürüyor. Birisi, X birisi. Diyor ki, ben yüzüme bakma diyor, öne bak diyor. Şeyler çekiyor, kameralar. Ya diyor, biz seni tanıyoruz. Ya diyor, yatamıyorum. Gündüz gece göğsüm ateş basmış. Sıkılıyorum. İki kelam eder misin bana dedi. Yavaş gideceğiz diyor. Beş dakikalık yolu belki de 14 dakikada gittik. Ha? Güya bizi kilitleyen adam. Ya. Şimdi Şualardan okuyacağım, Kastamonu'dan okuyacağım, Emirdağ'dan okuyacağım. İnsan içindeki garip garip fikirlerin, düşüncelerin, hislerin, latifelerin tesiri altındadır. Yani bunların toplamı 18 bin alemin bizdeki yansımalarıdır. Durup dururken bunlar olmaz. Senin için yok. Kastamonu 8. sayfada celal ve cema iki sıfattan insanda yansımalar oluyor. Bu alemler bize tesir altına bıraktığı zaman, hani iradenin dışında gel git olayları oluyor, ayın yaklaşması, yıldızların, burçların, o gün o saat sende kabz olur, bast olur ya, onun gibi kendinde suç arama, faturayı kendine çekme, kesme. Şimdi bir misal vereceğim. Cep telefonu bir tanesi verse, ver kardeş telefonu. Şöyle bir telefon. Hepiniz akıllı telefonu biliyorsunuz. Bir nokta adres var, tamam mı? Dünya. Dünya, ufak. Fatih, kapatıyorum abi. Dünya, kuzey yarım küre çıktı. Bak şöyle yapınca açıyorum ya. Yani çok önemli dersi anlatmak için. Şöyle açıyorum ya. Nokta, yani parmak, iki parmakla. Yakınlaştırıyoruz. He. Dünya dünyaydı. Kuzey yarım küre oldu, kaydırdım. Kuzey yarım kürede bir sürü devlet var. Biraz daha açtım. Türkiye belirlendi. Çok mühim. Sonra biraz daha açtım Türkiye'yi. İstanbul geldi. Sonra biraz daha açtım. Ümraniye geldi. Biraz daha açtım. Kazım Karabekir geldi. Mahallesi. Biraz daha açtım. Bu bina geldi. Biraz da böyle şey yaparsak Google dışarıda Google seni çekmiş, çeker. Ama birleştir, 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 birleştir. Bu kaps. Aç, 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 aç. Bast. Birisi seni sıkar, birisi seni açar. İnsan böyle bir noktadır. Ama açtıkça açılıyor. Açtıkça açılıyor. Başka bir tane örnek vereyim. Şimdi makro ve mikro der fizikte. Ondan sonra konuma gireceğim. Dersime çalıştığım için, yani nasıl tasarlanır? Bu benim size anlatmak için değil. Bunlar kendime kullandığım malzemeler. Çünkü aranızda birkaç kişi hariç, benden yaşlı kimse yok. Belki de bir kişi var. Değil mi? Ataman. Bir o var. Aranızda yaşlı olduğum için en fazla sıkıntı çeken benim. Çocuklara Kur'an öğrettim diye 98'de içeri alınan, ilkokul çocuklarına öğretmek yasaktı. 80 ihtilalinde okulda Kur'an öğretiyorduk okulda. Harf inkılabıyla içeriye birkaç günlüğüne sıkıntı çeken bir insan.
Yani sıkıntı çok çektim demek için söylüyorum. Şimdi bu tür dersler olmasa, yani bu bunun altına çıkamazsın. Şimdi sevgili kardeşim, cep tarafı misal verdim ya, şimdi örnek veriyorum başka. Uçaktasınız, kokpit, uçak kabini, pilot kabini, kokpit, tamam mı? Biliyorsun ama duymuşsunuz, pilotların bulunduğu yer. Ben biraz onun eğitimini aldığım için biliyorum. Baş döndürücü düğmeler var değil mi? Her düğmeden iki tane var. Şimdi hangi düğmeyi nasıl kullanacaksın? Bak böyle ya. Böyle arabayı da sürmeyi çok seviyorum ha, böyle bazı arabalar var böyle. Vitesi de böyle seninle benim aramda Mustafa çıkıntı var ya. Böyle aşağıda vites kullanma değil de hemen yani böyle elimi koyup da kullanmayı onu hatırlıyorum, uçak şeyi. Keyif veriyor. Kabin gibi oluyor bana, tamam mı? Mesela bir araba var, verdiler bana, arabamı tamire koydum dersen arabasını, derse benim arabam yok. Abdülhamit'ten rahmetli de kalma. Hangi düğmeyi nerede kullanacağım, hatta partları söndüremedim, derse de geç kalıyordum, verdim ha. Geldim birisine dedim ki git dedim, araba falan yerde, git partlar nasıl kapanıyor bilmiyorum. Ve kapatamadım, tamam. Şimdi acayip acayip, Lada ya, Abdülhamit'ten kalmış rahmetli. Şimdi niye misal veriyorum biliyor musun? Hangi şartlarda hangi donanımı aktif etmem gerektiğini biliyorum. Ama o donanımı hangi düğme çalıştırdığını bilmiyorum. Psikolojiyi anlatacağım. He? Şu alardan anlatacağım. Mukaddememi kusura bakmayın. Bir daha. Şimdi uçak kabinindesiniz. Pilotsunuz. Kaldırmak yetmiyor. O irtifada tutmanız gerekiyor. O psikolojide tutmanız gerekiyor. Düşmeyeceksin. Ama seni tutacak şartlar tam aleyhinde. Her şey aleyhinde. Buradan geliyor rüzgar. 10 derece açı vereceksin. Uçağı böyle uçuracaksın ki uçak seni böyle iterken uçağı böyle götüreceksin. Anladın mı? Bazen karnından rüzgar geldiği zaman uçağı böyle kaldırıyor. Kanatlardan aşağı basacaksın vesaire. Ama hangi düğme ne kadar yapacağını, kaç derece açı yapacağını bilmesen yönetemez. Uçak bedenindir. Uçağın içerisindeki insanlar senin hissiyatlarındır. Her bir duygu, 18 bin tane insan kabul et, böyle dev uçak, tam 7 katlı uçak kabul edeyim, sebesemavat. 18 bin insan, her bir insan 18 bin alemin hulasası, sendeki yansımaları. Hepsini de direksiyonu sende. Dış şartlar sana rağmen çalışıyor. Türbülanslar, rüzgarın, poyraz, lodos, denizden karaya, karadan denize, dağlardan ovaya, hepsi türbülanslar veya uçağın dengesini bozmaya, yere çakmaya sebep. Ama sen bunu mesela rüzgar çok buradan geliyor, seni sürükler. Hedefine gidemez. Ona göre hız artırıyorsun, azaltıyorsun. Çok uzattığımı biliyor. Hem derece veriyorsun, eğiyorsun, itiyor ya seni. Böyle kaydırmasın diye böyle gidiyorsun. Böyle giderken böyle gidiyorsun. Orada kokpitte bulunan pilot sensin. O düğmeleri, hangi organları, hangi duyguları, donanımı aktif edeceğini bilemezsen bütün o 18 bin yolcu dibe gider. Bunu bilmen lazım. Tamam mı abi? Şimdi dışarıdan bakınca uçak içinde pilot var, uçak pilotu götürüyor. Uzaktan bakınca araba insanı götürüyor. İçeriye girin, adam arabayı götürüyor. Daha dışarıdan bakınca insan uçağın içinde veya arabanın içinde. Arabaya girin, araba insanın içinde. Arabayı insan götürüyor. Biz bir tanesi kaps, bir tanesi bast. Dışarıdan bakınca
Uçağın içindesin. Seni sıkıştırdı. Mahkumsun arabaya. İçeriye gir, arabadan bak. Şoförden bak. Araba senin içinde. Sen arabayı götürüyorsun. Senin kontrolünde. Anlıyor musun? Şimdi insan bundan daha karmaşık. O uçağın kokpitinden ve motor arabanın motorundan ağzına görmüşsünüzdür. Açın kapağı. Kablolar, borular, tesisatlar, hidrolik şeyleri. Bir sürü o baş döndürücü. Oysa sadedir. 7 tane ana donanım var. Ama onların detaylarıdır. Soğutma sistemi, ateşleme sistemi, yakıt sistemi vesaire. İnsan da böyle. Şimdi bakalım bu kokpitte ne var? Bunu nasıl yöneteceğiz? Yönetemediğin her şey o seni yönetiyor demektir. Unutma. Seni yıkamayan sıkıntı seni güçlü kılar. Yaşadığın hayatı anlamlandıramazsan yaşadığın hayat seni anlamsız bırakıp çöpe atar. Bir daha, yaşadığın hayatı anlamlandıramazsan o hayat seni anlamsız kılıp çöpe atar. Eğer hayatı anlamlandırabilirsen, yani bu olaylar var ya, hadiseler, sıkıntılar, belalar, psikolojik, panik atak, canım sıkıntı. Eğer anlamlandırabilirsen basamak olur, her şey üst üste geliyor. Tabii ki bas çık işte, üst üste geliyor. Alt alta gelirse aşağı gidersin. Merdiven aşağıya kuruldu. Alt alta. Aşağı gideceksin. Abi her şey üst üste geliyor. Çünkü işte yukarı çıkacaksın demek. Hedef belirliyor sana. Merdivenler üst üste gelmesi onu dizen kader çık yukarı ediyor. Bak bu kadar sıkıntı çekmiş. Her türlü şey. 3 defa zehirlenmiş. Son hadisede aha bu lokmada var zehir. Aha bunda var. Böyle yaşamış. İçeride. Aha bunda var. Aha bu kaşıkta geldi. Hepsini. Bunu yaşayarak söyleyen bir insanım ki tesir etsin diye söylüyorum. Başka gayem yok. Vallahi eğer imani bir ahiret imdadına yetişmezse bu hayat seni anlamsız bırakıp seni çöpe atar. Devrediş yapar. Ahirete göre, ahirete imanımız arttıkça dünyevi hadiselere uçan havayı bastırdığı gibi bastarsın. Ahirete iman senin donanımlarını aktif ediyor. İmani bir ahiret. Bak şimdi. Eğer bunlar olmasaydı. Nasıl? Hiçbir şeye dayanamazsın. Ben hayatın kendisini söylüyorum. Başka bir yeri kastetmiyorum. Burada yaşanmaz kardeşim. Mesela bak. Murat Çetin'in babası. Geçen Mustafa gittim. Evine ziyaret ettim. Karaciğer kanseri. Her taraf sarmış. Doktor 2 ay demiş. 2 ay 15 gün geçmiş. O da aptal değil. Murat Çetin çıktıktan sonra diyor ki. Hasan kardeş. Zor konuşuyor, ben düz konuşayım. Hasan kardeş. Murat dışarıya çıktı mı dedi. Oğlu için. Çıktı abi dedi. Kapıyı kapat dedi. Hasta ziyareti. Doktor bana 2 ay verdiğini biliyor. 15 gün geçti. Azrail'i bana anlatacaksın şimdi. Ve onu içeriye almayacaksın. Hasan kardeş. 5. kata o zaman elektrik yok. Bir çuval çimento. Sağ koluma 50 kilo. Bir de sol kolu 5 kat çıkardım. Harç yapardım, sıva yapardım. Ameli tutmazdım ki ikisinin parasını ben alayım, çocuklarıma ev yapayım diye. Şimdi buradayım diyor. Şimdi ahirete iman yok. 2 ay vermiş, duymuş. Ama beni bildiğimi çocuklar bilmediğimi zannediyorlar. Biliyorum, moralleri bozuk olmasın diye bilmemeye veriyorum diyor. Her an, şu anda gaflet var. Biraz ölümden uzağız. Ama her an ölümle baş başa olan bir insanın neyle bunu izah edecek? İmanı bir ahiret. Şimdiye kadar
tuhaf tuhaf duygularımız var. En baştan tepeden söyleyeyim. Affetmek, affettiğin kişiye bir ihtiyacı varsa affetmek, onu affetmek senin 9 ihtiyacın var. Kin yapmayacaksın. Kin yapmayacaksın. Haset yapmayacaksın. Çünkü haset hasidi yakar der. Ateş yakar. Tamam mı? Yani evet Yusuf'u kuyuya indirirsin. Ama sen de buraya girersin. Tamam mı? Hasetçilerin suratları siyahlaşır. İçeriye şey yapar böyle girilir. Hasetçiler daha çok sessiz olur, sabırlı olur, pek merhametleri olmaz. Ashabiler daha çok şefkatli olur çünkü yaptıkları tahribi tamir etsin diye. Onlarda pek haset olmaz. Peki olmaması da olması da kötü mü? Hayır. İkisi de onun imtihanı. Diyor ki şimdiye kadar ma beynimizdeki fedakarane uvvet. Bak bir daha söylüyorum. Haset 10 tane ise yani adavet. Onu affetmek adavet, kin. Onu affetmek onun bir ihtiyacı var. Senin affetmene. Ama sen onu affetmene kendine 9 ihtiyacın var. Çünkü sen hapistesin. Mesela şöyle yapıyorsun. Ya şuna bak ya, buna bak ya. Allah da belasını vermedi ya. Allah bilenmiyorsun lan. Böyle. Kendi kendini yiyor. Kim azap çekiyor? O çekiyor. Ben çekiyorum. O zaman affedeceksin. Affetmeyen çektiği azap. Büyükler niye büyüktür? Affedebildikleri için büyüktür. Büyükler niçin büyüktür? Bizim için büyük olanlar onlar için büyük olmadığı için büyüktür. Bizim için büyük olan şeyler onlar için büyük olmadıkları için. Şimdiye kadar ma beynimizdeki fedakarane uvvet. Bak bu psikolojik ilaç. Ha uvvet. Kardeşini seveceksin. Samimane muhabbet. Bunlar gıda. Muhabbet. Her şeyin her şeyin. Lezzet almıyor musun? Bak şuraya bak. Ne farkınlar burada? Ne paylaşıyoruz? Samimane muhabbet. Gıdadır. Sarsılmasın. Yani mabeyninizdeki uvvet samimane muhabbet sarsılmasın. Bir derece kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Çünkü pek az bir sarsıntı Denizli'de nokta 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 gibi hocaları yabanileştirdi. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'ani ve imanimiz iktiza ettiği halde lüzum olsa birbirimize feda edeceğiz. Edeceğiz. Yani kendini düşünüp de adım atmayacaksın. Siru seyru edafiku. Kastamonu'da geçiyor bu hadis. Yanınızdaki, arkanızdaki kişilerin yürüyüşüne göre yürüyünüz. Bizler birbirimize yani bir şey yaptığın zaman onlara ne fatura çıkacak? Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'an'ı ve imanimiz iktiza ettiği halde sıkıntıdan, bak psikoloji ve adavet etmenin sebebi bir, sıkıntıdan, iki, başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır. Sen böyle yaptın da böyle demiştin de söyle söz demiştin. Kusuru kendine alır. Muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup habbe yani bir atom caminin kubbesi olur. Kum tanesi kubbe olur, habbe kubbe olur, tamir edilmeyecek bir zarar verebilir.
sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyor. Bu bir. İki, 501. Allah Allah. Emretli bir manevi ihtara binaen size şimdilik bir iki vazife-i nuri var ki, ilaçtan bahsediyorum ha. Böyle şey zannetmeyin. Hizmetin devamı için nuvvet. Yok. Bütünsellik. Yani insan kendisini sevmese, başkasını sever. Kendisine değer vermese, başkasına değer veremez. O abi lanet olmuyor. Hayır. Lanet başka bir şey. Peki, uhuvvet yapabilmesi için kendisini sevmesi lazım. Kendi uhuvvetin, uhuvvet nedir biliyor musunuz? İçsel dinamikleri bütünler. Peki uhuvvetin altında ne var? İhlas var. Zahiri nasıldır? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçinin boşalıyor. Yani dışarısı böyle, içerisi böyle. Samimane. Arkadaşlar bu bir şeyi hareket ederken aynı adım askerler var ya. Sağ sol sağ. Emretli bir manevi ihtara binaen size şimdilik bir iki vazife-i nuriye var ki bütün kuvvetinizle bu üçüncü medrese-i Yusufiye'de musibetse de bir çare mahpuslar için içinde ikilik ve garazkârane tarafkirliğe düşmemek için nur dersleriyle çalışmaktır. Çünkü niye? Aynı. Cemiyet ondan aşağı mı? Hapishane dört duvar değil ki. Ha burası. Burası, burası. Hapishanede olsa ne olur, olmazsa ne olur. Kafam buhran geçiriyor. İnsanlar dışarıda suç ediyor, hapishanede tövbe ediyorlar. Dışarıda serseri, içeride hepsi namaz kılıyor. Neresi hapishane işte? Ben bir tane görmedim namazsız. Ben sizin gibi insanlara zor söylüyorum ama acaba bir şey der mi diye. Bunun üzerine yemin ederim ki bir mahkuma bir şey anlatıp da ya bırak ya, ya yeter ya. Vallahi, billahi, tallahi. Anlat. Anlat ya. Torbacı ya, torbacı, esrar. Gazi Osman Paşa'nın. Efendisinin şöhretini, sen benim sağ kolum olacaksın. Şunu hallet. Sağ kolu olayım diye, Allah'ın sağ kolu değil ha, bu adamı sak. Adam, efendimin izzetini korudum diyor, müebbet almış. Vallahi din imandan şey yok. Bunları diyor dedim. Sana dışarıda anlatsaydım beni dinler miydin? İnan dinlemezdi. İnan beni hiçbir güç namaz kıldırtamazdı diyor. İnan. Yani üç defa besmele ile namaz kıldırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bir. Üç defa yapacaksın dedim. Bismillahirrahmanirrahim iki bizim. Üç defa. Yani sayayım. Ya, lan işte bir iki deme işte de böyle yap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Bu adam namaz kılıyor. Abi bunun üzerine yemin ederim, namaz kılıyor. Seviniyordu. Namaza başlayınca namazın kerametini şey yapmış. Ağırlaşmış, ağırlaştırmış müebbetten, müebbete düşmüş de çok seviniyormuş. İnan. Ha, hapishane burası. Buhranlar, intiharlar burada oluyor. Dış dünyadaki şartsızlıktan değil. Çıkamıyor o kuyudan. Düşüncelerde. O canavar gibi olan var ya, o iki mafya kavga etmişlerdi. X'ye isim vermeyin. Onlar bir tanesinin benim alttaydılar arkada. Hoca anlat hoca. Hoca anlat. Gece yarısı. Hoca hatta. Hoca be uyumadın sen. İki kelam etme hoca. Şimdi ben adam var. Bir şey anlatmak için adam bulamıyorum. Ya bak. İhtilaftan bak. İhtilaftan ve garaz, kin, inattan istifadeye çalışan perde altında dehşetli mufsitler var içeride. 13. levhada diyor ki, senin hatırına gelen istekler, hisler, hevesler, fikirler, senden kaynaklandığını zannetmekten
Psikolojin bozuluyor. Ben bunları nasıl düşünüyorum diyorsun. Oysa onlar senin fikrin değil. Ona delil, sen ondan sıkılmandır diyor. Burada başka adam yok mu burada? Burada. Odun gibi düşünün, hep misal vereyim. Odun, duman yok mu odundur? Bir odun düşünün, dumansız olsun. Odun düşünün, nursuz olsun. Odundan kasıt bedendir. Dumanda, odundaki duman nefistir. Odundaki nur, ruhtur. Az da olsa duman var. Peki, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, vücudunuzda kan dolaştığı gibi, kanınızda da şeytan dolaşır. Evet. Der mi ki, aferin lan, derse git lan, öyle olursun lan sana. Kral gibi namaz kıldın. Der mi? Ne yapacak bu adam? Razını paylıyor lan. Tamam. Sen iyi değilsin, sen kötüsün, şöylesin. Yani ne kadar senin zaafın varsa onun şeyini yapacak. Peki onu da sen bilmesen bu adamın vücudunu, onun sözünü kendi sözün zannedersin. Psikoloji böyle bozuluyor. Abi ben kendimi kötü hissediyorum. O sen misin? Kötü hisseden sen misin? Namazı terk etmek nasıl uçuyorsun rüyalarda? Namaza başta nasıl kuyulara indiriyorsun? Şeytan rüya gösteriyor. Namaz kılanların, ibadet edenlerin rüyaları kötü oluyor. Yeni başlayanlara bakın. Abi ne güzel rahattım ya, uçuyordum, geçiyordum. Namaza başladım diyor, kuyulardan inip çıkamıyorum diyor ya. Dün gündür bir tanesi. Ne yapsam bıraksam demek istiyor da demiyor. Sonra bunları anlatınca dedi ki, vay namuslu dedi ya, onu yaptırıyor tabii lan. Niçin Allah Resulü böyle rüyalarda kalktığınız zaman pı sol tarafınıza tükürün diyor. Tamam ondandır geçin niye demiyor? Pı niye yaptırıyor? Eylemi dönüştürüyor. Yaptırıyor sana. Demek ki içerimizi birbirine geçiştiren alt üst eden ihtilaf, garaz, kin, inat. İşte içeride şeyler yapıyorlar. Bu fırtınalı zamanda zararı çok olan adavetini, adavetin bize bir karı varsa 9 zararı var. Bu fırtınalı zamanda zararı çok olan adavetini, inadını hakka feda et. Hakka inat et. Allah inadı onun için vermiş. İfratı, tefriti, basatı var. Her şeyin de. Yani kinin de, nefretin de, değil mi? Hani 36. sayfada diye geçiyordu değil mi? Mektubatta. Dünyayı sevme, adavet etme. Niye Allah bunu bana verdi o zaman? Ha, Müslüman etme, kafir et. Evet, burayı da geçiyoruz. Malzemeler bu. Yoksa doktora gideceksin. Abi şey, doktor ve içimde birbirine çatışan, çelişen, kendimi iki tane şahsiyet zannediyorum. Aman. İki tane mi? Evet. Şu ilaç iç. Böyle canım istediğini yap, televizyonlardan çıkmam falan. Öyle yorumlar buluyorlar. Çıkışıyorlar. Şu kapı da iç. 17 sene, 5 sene, 7 seneden beri kap içiyorsun. Ha, 3 tane 6 ayda. 3-6 ayda. Bir organ düzelmesi lazım. 7 sene, 17 seneden beri psikoloji kap içip düzelmiyorsa demek ki başka bir şey var. İşte bu. Bunlar. Abi nereden okuyorsun? 13. şua, 14. şua. Psikoloji terapi malzeme kitabıdır. İçindedir 13-14 bölüm. Vallahi sırf benim şu anlar elimde olsaydı hapiste, ben 2 sene değil 5 sene yatarsın yani. Her şey var burada, bu şualarda. 13-14 psikoloji tedavi, içsel alemi birbirini dengelendirmek için malzeme deposu. İşte atla atla okuyorum size. Hep atladım. Şimdi çalışarak geldim ya. Bak buraya bakarak çıkıyorum. Devam edeyim. Başka hanginizin malzemesi? Hapishane mektubu var, atlıyorum. 486. Bakın neymiş. Nereden çıktı diyor bu psikoloji. Tipi tipten çıktı. Bak. Sıkıntının çaresi. 486'dan okuyorum. Nurlarla yağ okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. Aranızda en sıkıntı çeken benim. Vallahi böyledir, billahi böyledir, tallahi böyledir. Altına imzamı atıyorum.
En acımasız şeyler görüyorum. Ya daha ilerisi var mı? Zehirlendim ya üç defa. O maddi işkence bir şey değil. Ama nurlarla yağ okumak, yağ okutmak, ya benim sıkıntım gitti ya, o adam, o çocuk, o DHKP'ci lider, o Dolmabahçe'de var ya polisler birbirini nöbet değişikliği, nöbet değişikliği yapma anında bomba uçuracaklardı ya, böyle. Yani bir kişi, bir grup ölmesin, tam değişikliği yaparken iki minibüs gitsin diye. O anda bir tanesi öldürüldü, bir tanesi yakalandı ya. Onlar da bak namaza başladı, onlar da bir tanesi. Şimdi o namaza okutmak dedi ya, ona verdim gençlik rehberini, hani anlattım. İşte besmele ile namaza. Bak okumak ve okutmak. Benim hapishane ne oldu? Adem? Medrese oldu. Cennet oldu, cennet. Benim, oh be, sanki bunun için girdim. He Mustafa? Kapıdan bağırıyor başkası. Hoca! Kapı aralıkta ya. Sana barık Tayyat'tan önce bir soru mu? Hatta bağırıyorlar. Tayyat'tan, meğer o da şaşırmış. Önce bir soru. Sonra. Şimdi otursam devam etsem olur mu? Olur. Git kaldığın yerde devam et. Bak gördün. Bak şimdi. Oh be yarabbim. O akşam benim mükafatımı hayal et. Nasıl olur? Cennet oldum değil mi? Bak nurlar okumak. Okuyorum da. Okutmak. Kılmak demez. Kıldırtmak. Ve yazmak suretindeki meşguliyet. Tecrübelerle altına imzamı atıyorum. Tecrübelerle kalbe ferah. Ruha rahat. Rızka bereket. Vücuda sihat veriyor. En iyisi çayını iç. Bismillah. Yaşasın Risale-i Nur. 135 Kastamonu. Öyle fazla kafam çalışan insan değilim. Böyle çalışarak geldiğim için kitapları, sayfaları böyle okuyorum. Yoksa siz okusanız siz benden daha iyi hafızanız var. Gençsiniz. Ezberlersiniz. Bak şuradan. Tek tek kelimeye çalışıyorum. Böyle. Bak şimdi buradan okuyacağım. Ne sıkılıyoruz, ne yapacağız? Risale-i Nur'un bir talebesi. Risale-i Nur'a çalışamadığının abi zamanım yok. Ya derse gel dedim ya Allah için böyle namaz kılacağız. Sohbet yapacağız. Lan Allah için. Abi zamanım yok. Ona zamanı verene zamanın yok. Allah sana zamanını vermedi mi? Sana zamanı verene zamanımız yok. Diyor ki Risale-i Nur'un bir talebesi. Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi derdi maaşetin ziyadeleşmesi. Abi iş çok. Olduğunu söyledi. Biz de ona dedik. Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talep itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık ve kalpte ferahlık, maişette suret görüyoruz. Allah biliyor. Allah yalana şahit edince kafir olur. Yanımdaki arkadaş da biliyor. Benim rızkım ne kadar bol Mustafa? Bak, dolar. Ama o Rabbim şahit olsun ki yarın ne yiyeceğim diye, yarın param olacak diye bir defa hatırıma gelmiyor. Değil düşünmek. Beni hiç alakadar etmiyor. İş mi iş onun. Bir tane anlatmıştım Almanya'da. Hadisemi anlatmıştım. Yılbaşı gecesi oradaydım. Sabahlara kadar neyse derste meşgul ettiler. Benim 8.30-9 arası kahvaltım. Herkes sabah namazını kıldı gitti. 8.30-9 kahvaltı ben kaçta yatarsam yatayım kalkacağım ya. Disiplinli bir hayatım var. Herhalde gururum yok. Yok 4'e kadar oturdum. Yat yok. Kalktım. Dolapta hiçbir şey yok. Duman olmuş. Gece herkesi yemiş. Bitirmiş. Dersinde hiçbir şey yok. Bak bunun için söylüyorum bak. Şahittir. Bak elimi koyarak söylüyorum. 8.30-9 kalktım, çay koydum, ulan kahvaltı namına hiçbir şey yok. Gece karabalık diye iyi baş gecesi. Yediler yani, hayır geçirelim diye. Keşke demeseydi. Dedim ya Rabbi, benim kahvaltım senin iş. 8.30-9 arası kahvaltımı biliyoruz.
Vallahi dedim. Keşke demeseydim. Dedim ya Rabbi benim kahvaltımı istiyor. Ya Rabbi affet bu cemaatin ümmetine. Gene onun zatına yemin ederim. 5-10 dakika olmadı. 5-6 dakika kapı çaldı. Birisi tepsiyle kahvaltı getiriyor. Allah beni kahretsin doğru söylüyor. Açtım. Bu ne dedim? Adı da Mustafa. Bu ne Mustafa? Hanım dedi ki onun 8.30-9 arası kahvaltı saatidir. Bu kahvaltısını götür dedi. Kahvaltı mı? Ne şaşırdın dedi. Ben de başladı ağlamak. O bilmiyor benim için ağlamak. Mustafa oraya koy git. Yiyemedim yani. Utancımdan. Allah beni affet dedi. Niçin anlatıyorum? İnan bunun hürmetini şerh etmek için anlattım. Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık, kalpte ferahlık, maaşette suhulet görüyoruz. Aynen böyledir. Doğrudur Hasan. Altına imza atıyorum. Böyledir. Sonsuz şükürler olsun. 435. Kaç? Dünya imandan sonra en büyük nimet ne biliyor musunuz? Gene yaşadığımız lezzeti. Bak imandan sonra en büyük nimet, devlet, saadet Allah'tan, Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak. Kalp krizi geliyor. Allah ve ahiret. Sanki ben ölmeyecek miyim bu kadar rahat söylüyorum. Namertim bugün ölüm gelse, yok derse. Çünkü bugünkü şartları siz istememenin sebebi mazinin elemleri, geleceğin korkuları hazır zamanı bozuyor. Maziden elem, gelecekten korku geliyor. Maziniz bir derece iyi yaşarsa, bir derece bugün sana daha ahirette değil, seni ferahlattırıyor. Biz ölümden korkmuyoruz, hesaptan korkuyoruz. Hepimiz. Anlıyor musun? Ölümden değil. Aa, ne yapacağız diye. Bak şuraya şey, yanma yaptı. Sol taraf ya, üfürüyor ya şeytan. Yesinler seni üfürmeni. Bak adamı tanıdın ya. Şimdi maziden elem. Şimdiki hiçbir şey yok ya. Şimdi sıkıntısı var mı? Evde oturuyorsunuz. Pat diye niye sıkıldınız? Ya mazinin tesirindesin, mazinin elemi veya geleceğin korkuları var. Peki o yatan zat çimento götürüyordu ya, bir çuval burada, bir çuval. 100 kilo da 50 kilo bir torba Mustafa, bir torba. Ve 5. kat. Diyor ki Allah senden razı olsun. Ne Veli abi? Beni diyor kaza namazıma başlatmıştı. Şimdi başlatsa olur mu? Olmaz. Firavun Musa'yı, Musa'nın geçtiğini görünce o da arkadan gitti. Bak dedi, deniz kapanıyor. Ne dedi Musa, Firavun? Musa'nın Allah'ına iman ettim. Yemezler öyle iman. O sekerata ait o imanlar, tövbeler, verasetler, adaklar hiçbirisi geçmiyor. Baktı ki deniz kapanıyor. Firavun ne dedi? Dedi ki Musa'nın Allah'ına iman etti. Yok öyle yok. Adam gibi ihtiyari olacak iman. İhtiyari ve iktidarı. Burada ihtiyar ve iktidar kalktı. Ha, artık her tarafını sardı. Doktorun dediğini de duydun. 15 gün dedi. 15 gün geçti. Her an bekliyorsun. Ya Rabbi beni düzeltirsen kaza namazımı başlarım. Kılmış gibi kabul et. Yok. Başlayacaksın bu akşam. Yarın vefat ettin mi bitirmiş gibi muamele göreceksin. Ama başlaman gerekiyor. Yumurta dayandığı zaman olmaz o. Başlayacaksın şimdi kaza namazına, tam kaza orucuna başlayacaksın. Vallahi öyle okudum şer'i kitaplarda. Bugün yatsıdan sonra hemen bir kaza, yatsı namazın farzını kaza et. Ya Rab tamam bitti. Ya bundan sonra artık kaza kılacağım. Vallahi yarını ya haşirde ben de okuduğumu delil yaparım sana. Tam kılmış gibi imamı göreceksin. Ama başlamadın. Kanserer tarafın akşam bir ateş sardı, sıkıntı oldu, hastaneye gittin. Dediler ki talilde her tarafını sardı kanseri, 2 hafta sonra gideceksin. Ya Rab kaza namazımı başlıyorum ya.
Ve Allah yapar. Allah sonsuz merhamet sahibi de bir şey yapamıyoruz. Peki, Risale-i Nur'u yazmanın uhrevi ve dünyevi pek çok faydeleri olduğu bunların da hemen bunu okuyanlar şöyle tebliğ ediyorlar. Eskide yazma vardı. Ya nasıl yok? Okumak, yazmak, dinlemek Risale-i talebesi yapar. Bak bunları yazıyorsun. Risale-i notlar alıyorsun. Risale-i Nur. Yazmak Osmanlıca sahip veya buradaki manaları yazıyorsun. O anda doğanları yazıyorsun. Okurken gelen manaları yazıyorsun ki Allah Resulü kuş gibidir diyor. Ayağında bağlayınız. İlham. Yazmak. Risale okum. Yazmak için okuman lazım da bir şey de okuyorsun. Beş tane kârı var. Hem dünyevi hem uhrevi. Bak. Risale-i Nur enişte bak. Mustafa bu eniştemizdir ha. Yanındaki. Ha? Aa üçü de Mustafa ya. Yan yana. Tamam. Bak. Risale-i Nur yazmanın uhrevi ve dünyevi, ahireti ve dünyevi pek çok faydeler olduğu bunların da bir, ehli dalalete karşı manen mücahede etmek oluyormuş. İki, ustadına neşi hakikatte yardım etmek oluyormuş. Üç, Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek oluyormuş. Dört, kalem ile ilmi tahsil etmekmiş. Nun ve kalemi ve maesturun. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü ibadeti yapmaktır. Bu dünyevi. Uhrevi. Bu uhreviydi. 6. Ha bitmedi. 6. İman ile kabre girmektir. Bunlar daha müjde nasıl olur? Hani dedik ya iman, imandan sonra insanı en canlı tutan, motive eden, yani psikolojik kaynağın Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak. Allah ile ve ahiretle. Geldi kalkırız bilmem ne gel. Ahiret var ya. İmanı bile ahiret hemen geliyor. Sen hiç karışmıyorsun. Kumbaraya attın ya parayı. Ne atıyorsun? Zor durumda açıp da kullanayım diye. Kadere iman etmek, ahirette iman etmek, ahirette kullanmak için değil. Burada kullanıyorsun. İman ettiğin şeyle besleniyorsun. Ahirete iman etmek. Gittik ahirete. Ne işin olacak ki? Yani oraya iman ettim. Ahiret iman olmaz ki. İman gaybadır. Artık önünde ahiret. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek. Ben zaten aşiretesin. Peki iman etmek nedir dünyada? Ne iman ediyorsan onun tesirindesin. Onunla besleniyorsun. Şimdi bak. Risale'nin okumak, yazmak ve dinlemenin beş tane dünyevi kârı. Rızıkta bereket. 2. Kalpte rahat ve sürur. 3. Maaşette, geçimde suhulet, kolaylık. 4. İşlerde muvaffakiyet. 5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin dualarına hissedar olmak olduğu ve bunların yakında genç ve bunların yakında gençlik tarafından idrak olunup üniversitenin bir nur talebesi haline döneceği yazılıyor diye. Bunda iddianamedeki cümleydi. Neymiş 5? Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin dualarına hissedar olmak. Peki başka? 318. Hep 13. 14. şu anda dolaşıyorum. O kadar şeyler var ki vallahi. Kaç günden beri bunu yapıyorum her yerde. Yani okuyor okuyor bitmiyor tabii. Yani sitede, Nur dersinde bunlar yayınlanıyor. Ya psikoloji işte psikoloji veriyoruz bunu. Eli diye psikoloji deyince mi tıklıyor bakıyor. Allah Allah bu ne biçim psikoloji ya. Alır, onu psikoloji şey zannediyor. Şu kapıyı iç. Şunu yap tamam. Evet, televizyonda şey yap. Nefes al. Gıdaya şey yap. Diyete başla. Tamam. Biz zaten diyet. Diyet yapacağım diye yani huzur bulacağım diye huzurunu kaybediyor. Bir kilo vereceğim diye beden putlaştırılıyor. Tek bir gaye beden oluyor. Ruh unutuluyor. Ruhun gıdası unutuluyor. Bana dediler ki abi sana diyet yapalım mı? Ne diyeti dedim. Yeme içme nasıl yapılıyor? Ben diyetliyim kardeş. Nereden aldınız dedi abi.
Ben dedim 1400 sene önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyetisyenden aldı. Diyetisyen. Öyle nasıl yiyeceğini demiyor mu? Nasıl kalkacağını? Hepsinin temeli ne biliyor musun? Diyette. Disiplinli yaşamayı alışacaksın. Disiplin. Yatma, kalkmanı ne hangi şartlarda olursa olsun kalkacaksın o saatte her yerde. Şimdi neyse. 318. Gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet. Gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Herkeste cüz-i külli var. Onun için ehl-i hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan, hotfuruşluk nedir? Kafasına göre yaşamak. Kafasına göre. Başka? Hotfuruşluk. Söyleyeyim. Kendine vermek. Kendine vermek. Başka? Hadi hotfuruşluk. Düşündüğünüz gibi. Nedir Mustafa? Kendini beğenip beğendirme. Beğenip beğendirmek. Ve o konuda gayret etmek. Bu sefer perişan oluyorsun. Onun için ehli hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri. Ne olacak bu? Niye söyledi bu psikolojiyle? Sıkıntılarımızın bir parçası da bu. Ne derler diye yaşıyoruz. Ne derler diye üniversite okuyoruz. Ne derler diye araba alıyoruz. Bizim enişte Mustafa. Ya komşu bana dedi ya ne kadar lüks araba biniyorum falan. Ona dedi geldim dedi arabayı sattım bir sürü de borca girdim dedi. Kredi çektim. Öyle mi? Öyle bana dedi. Bunu aldım dedi bu yaz ona gideceğim bu arabayla. Dedi. Bu kadar sıkıntıya girilir mi dedim adam seni benim. Gelmez mi dedi ya hoca. O adam oy desin diye kredinin altına faiz haramiyetine girmiş. Hotfuruşluğu anladınız mı? Hayatı neresine... Niye ben anlatıyorum bunları? Okuduğumuz hayatta görmezsen malumat olur. Görürsen ilim olur. Peki, kitap okuyanlara söylüyorum. Çoğunuz okuyorsunuz. Vesvese Risalesi'nde diyor ki, ilim onu tard eder şeytanın vesvesesini. Öyle mi? Şeytanın vesvesesini nasıl kurtulur? İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Peki, şeytan mı alim çok biliyorsan mı? Şeytanı bildiğini biz bilmiyoruz. Peki, ilim onu tard eder diyor. Hani tard etmiyor. Vesvese Risalesi'ni ezberledik. Niye vesveseden kurtulamadık? Ya sana bir ikinci ben günahtan hasıl olan vesveseler. Ya? Yaşamayınca. Sekizinci sayfa değil mi lemalar? Günahtan hasıl olan vesveseler ve vehimler mi diyor? Evhamlar. Yeniden okuyalım. Bak. Niçin? Bir sorun var. İlim onu tard ederse bizden daha alimdir şeytan. Senin ilimle o tard olmaz. Tard eder diyor. Bir eksik bir şey var. Şu. Onun alimliği malum seviyesinde. He. Güzel. Yaşamadığı için. Harika. Ama nuru iman ile okuduğumuz Risale-i Nur'ları yaşadığımız zaman ilim oluyor. Okununca. Onun malumunu bizim ilmimiz yeniyor. Evet. Okuduğumuz şey yaşanmasa malumdur. Bilgidir. Yaşanan ilimdir. Bak şimdi ne diyor bak. Sayfa 8. Lemalar. Bak, lemalar. Arkadaşlar. Ne diyor biliyor musunuz? Bu sayfayı kıvırmış. Düzeltmeden geçemiyor. Bizleri günahlardan gelen yaralar, günahlardan yaralar geliyormuş. Yani patlamamış bir yerimiz. Günahlardan manevi yaralar, yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Vesvese değil. Bak, günahlardan yaralar oluyormuş. Sonra yaralardan da hasıl olan vesveseler, şüpheler. Neuzu billah mahal iman olan batını kalbeyleşip imanı zedeler. İmanı zedelediğini nasıl anlarız? Çünkü
imanın tercümanı olan, dişe vuruşu olan, imanın dışarıdaki nüfus kağıdı olan lisanın zevk ruhsuna ilişip zikirden nefretkarını uzaklaştırarak susturuyorlar. Günah işleyen bir insan Kur'an okuyamıyor, dili dönmüyor. Yani bak, imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisini ilişip zikirden, Kur'an okumaktan, en büyük zikir namaz kılmaktan insan sıkılır. Namaz ferahlatıcı olduğu halde fahşayı ve kelibel be'a, fahşadan, her türlü fahşadan korurken namazdan niye sıkılıyoruz? Kur'an okumaktan niye sıkılıyoruz? Ne ederse sıkılıyoruz? Çünkü işlediğimiz her bir günah kalbimize, ruhumuza yaralar açıyor. Yaralardan şüpheler ve vesveseler hasıl oluyor. Onlar nasıl anlaşılıyor? İmanın tercümanı olan dilin, lisanın zevk-i ruhunisine ilişip, elhamdülillahi rabbil alemin zikirden, yani namazdan uzaklaştırılır. Şeytanda ne yokmuş? İlim var, terk yok. Terk yok. Şeytanda, yani ilmin karşılığı, yaşantısı yok. O bilgidir şeytandaki. İlim değildir. Yaşanmayan bilgidir. Terki yok, terki. Takva nedir? Şeytanın takvası yok. Takva, sabah namaz kılmak, gündüz oruç tutmak. Hayır. Bütün servetini vermek. Hayır. Takva, nefi mefasit, terki kebair. Hepsi terk var. Eylem yok. Takvayla da berbat ediyorsun. Şeytanın tarumar eden defi mefasit, defi mefasit, terk-i kebair. 148 Kastamonu. Hep terk var bak. Ama takva lügatlara bakın, eylemden bahsediyor. Ama burada eylemsizlik eylemi. Yapmamakla yapmak. İçme, bakma, girme, basma. Besmele çekemediğin yere girme. Besmele değemediğin düğmeye basma. Besmele değemediğini söyleme ve verme. Alma. Evet. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, buz parçası olan enaniyetlerini şahsi manevide ve havz-ı müşterikte erittiklerinden inşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Sıkıntıda sarsılmayacak. Yani sıkıntıdan hassasiyet oluyor. O hassasiyetten birbirimize saldırıyoruz. Evet, münafıkların emniyetli ve tecrübeli bir planı. En büyük münafık burada. Böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak, birbirini tenkit etmek, asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetlerini dağıttırır. Hadiseler olduğu zaman birbirine saldırtıyorlarmış. Keman nerede? Ne hadiseler olduğu zaman kurt ne, hangi havayı severmiş Kemal? Buzlu hava, değil mi? Sisli havayı. Münafıklar da olay olduğu zaman ekabirleri Nur'un kahraman hadimlerine bakarlar. Kimi kimin aleyhine düşürebilirim? Haklı dahi olsan münakaşa etmen şu hassas zamanda, bir geçiş döneminde yaşıyoruz. Haklı dahi olsa cemaatin huzurunu, zanını artıracak davranışlarda bulunan mesuldur. Diş ucum, dişe karşı ucum demiyorum. İçeride hak ararken aramayacaksın. Sıkıntı oldu. Eyvallah diyeceksin. Çeketini aldılar. Bakmayacaksın. Kaldığın dershaneyi yıktılar. Arsaya dönüştürüp satsalar dahi selam çakacaksın, yan bakmayacaksın. Peki diyeceksin. Başka yere yarayacaksın. Zübeyir abi diyor ki, hizmet için sürülürsen Sibirya'ya, ısınla bitki yetiştireceksin. Gelip bulacaklar, yetiştirdiğin bitkiyi söküp atacaklar. Sen buna aldırmayacaksın. Eğer hizmetten dolayı ekvatorlara sürülürsen, orada bitki yetiştireceksin ama sıcak. Kanını su yapacaksın. Bitki yetiştireceksin. Fakat orada da gelip söküp atarlarsa sen buna
aldırmayacaksın. Gene başka yere koyacaksın. Bizim meşrebimiz Süper abi meşrebi. Fiilen yaşadığımı biliyorsunuz. Değil mi? Fiilen aynen. Çeketimi aldılar. Ne haberdin bu şükürler şahit olsun. Bakmadık. Kaldığımız öyle merkezimiz altı kat arsaya dönüştürüp paraya dönüştürdüler. Ha? Bak dönüp bakmıyoruz. Şu anda onun içinde bakmıyoruz. Bakmam da. Ehli dalalete bir ifade ediyorum. Dinle seni ehli dalalet. Kardeşimden ne gelirse gelsin, ne derlerse desin, hakaret dahi olsa ahd etmişim, cehd etmişim, Rabbime söz vermişim, dönüp mukabel etmeyeceğim. Çıldırsın ehli dalalet. Niçin söylüyorsun burada cemaat için devazı? Bu riyakarlık değil mi? Benden hep gençsiniz. Sizin üzerinizde ben şöyle tenanet yapacak insan değilim. Benim hayatım bitmiş. Benim artık ahiretim var. Dünya benim bitmiş. Ben burada sizin üzerinizde bir şöyle şey yapacak halim yok. Yani yaşanan bir örneği görün de sırf kitapta kalmamış bu yaşanıyor. Risale-i Nur bizi terbiye etmiyor diye 13. şuada söylüyor burada. Zannettirmesin. Okuyorlar, uygulamıyorlar. Hayır. Yaşanan yaşanıyor. Yaşanan insanları gösteriyorum ki yaşayabilirsiniz. Tamam? Yaşayabilirsiniz. Ya mesela Mustafa ablam, en büyük ablam beni büyüten. Dedi ki haklı çıktın dedi, böyle sıkıntılar. Sakın oğlum der, kardeşim demez. O kadar büyük olduğu için. Oğlum dönüp sakın seninle uğraşanlara sakın uğraşmayacaksın. Hakkımı helal etmiyorum sana. Dedi ya Emine ablam. Sakın. İşine bak dedi. Vay be. Sanki nur talebesi. Niye gösteriyorum? Bir daha söylüyorum. Yaşanan, yaşayanları gördükçe size cesaret gelsin ve hiçbir şeytanın vesvesesine, tazikine pay vermeyin. Yaşanıyor ve yaşanıyor. Yaşayacaksın. Eline terklerin olacak. Değil bir bina, bir para, çeket, araban. Alacaklar hizmetteki hizmet tamına vesaire neyse, ama sen buna dönüp bakmayacaksın. Çünkü ne? Küçük bir hak umumun ahengini bozuyorsa o hak değildir. Ha? Yaşayacaksın. Şeytanı bitiren son cümle. Saatim geçti biliyorum. Şunu bitirin kesiyorum. Ona göre çay koyabilirsiniz. Evet, münafıkların emniyetli ve tecrübeli bir plan Kemal. Böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşası, müşterek bir meselede kaçınmak, birbirini tenkit ettirmek kasabiyetini veren sıkıntılı hadiselerle bir yere toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetlerini dağıttırır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar vurur. Risale'nin şakirtleri hillet, uhuvvet, fenafil ihfan mesleğinde gittiklerinden inşallah bu tecrübeli ve münafıkane planı da akın bırakacaklar. Söz üstadım, bırakacağız. Bırakacak mısınız? Bırakacak mısınız? Bırakacak mısınız? Allah'ım bizi böyle. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, okumuş, okunan şu Risale-i Nur'un Kur'ani ve imani hakikatten hürmetine aramıza birbirimize uhuvvet ve kardeşlik ve samimiyet nasip eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi, size dua edenleri, sizin dua ettiklerinizi, onları da bu maide-i Kur'an'ı sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Amin. Ölülerinize ve ölülerimize, usul ve furularımıza mekanlarını cennet eylesin. Amin. İştirak-ı amali uhreviyeden hissesini azim eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, amin, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, bu Risale-i Nur'un hürmetine
ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam ile güldürmeye vesile ve sebep yapacağın devlet erkanlarını, askeri erkanlarımızı, siyasi liderlerimizi ve etbaalarını, yardımcılarını iki cihanda aziz eyle. Onların sivri cinli şeytanların şerinden, semavi azap atlardan, maddi ve manevi suikastlerden hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı utanıp söylemekten gizlediğimiz gibi yaptığımız hayır hasanatları, hizmetleri, güzellikleri de bize gizleme halet-i rüyesini nasip eyle ya Rabbi. Bâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'te mâsselâvâd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين منين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ الْحَقَّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة